Sayın seyirciler orada bir Kerkük var uzakta ve Kerkük'te neler oluyor şimdi göz atacağız. Bültenimizin ilk haberi. Peşmerge'nin Kerkük bozgunu dünya gündeminin ilk sıralarında. İki gün içinde Kerkük ve Musul'da büyük bir kayıp yaşayan Barzan aşireti bozgundan kendi bölgesindeki siyasileri sorumlu tuttu. Irak ordusundansa Peşmerge 2014 sınırlarına çekildi açıklaması yapıldı. Peşmerge uzun süredir işgal altında tuttuğu Kerkük'te büyük bozguna uğradı. Irak ordusunun başlattığı operasyon karşısında bir gün bile dayanamayan Barzani askerleri kenti terk etti. Kerkük'ün tamamında kontrol Irak ordusuna geçti. Alo, 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 alo. Irak ordusundan Kerkük'ün tamamında güvenlik sağlandı, bu Dibis ilçesi, Multeka nahiyesi, Güney Bay Hasan, Kuzey Bay Hasan ve Habbas petrol sahasını da kapsadı, açıklaması yapıldı. Barzani de büyük bozgundan sonra ilk kez konuştu ve Kerkük'te yaşananlar Kürdistan'daki bazı siyasi tarafların ve şahısların verdiği kararlardan dolayı yaşandı, dedi. Dikkat çekici bir açıklamada Irak Başbakanı Haydar El İbadi'den geldi. İKB'ye yetkililerini referandumun en başta Kürtlerin çıkarına zarar vereceği yönünde uyardım. Referandum artık bitti ve mazide kaldı. Irak bayrağı tüm Iraklılarındır. Ülkenin her yerinde asılması gerekir. Kerkük'te bozguna uğrayan Barzani, Musul'da da Sincar ve Mahmur'u kaybetti. Sonuç olarak Irak'ta peşmerge birkaç gün içinde 2014'te Deaş'tan ele geçirdiği bölgelerden çekildi. Ülkenin doğu ve kuzeyinde peşmergenin çekildiği bölgelere Irak ordusu konuşlandı. Ninova eyaletinde Musul barajı sınırındaysa çıkan çatışmada 9 kişi öldü.